Belediye Başkanı Engin Canbaz'la Kastamonu yaşam kültürü üzerine keyifli bir sohbet sizleri bekliyor. Çınaraltı haftanın son gününde hayatımızı ayna tutmaya devam ediyor. Satın alma ve tüketme bilincimize yön veren reklamlar sektörün içinden birinin, reklamcı Ayson Karabağ'ın gözünden Çınaraltı sohbetlerine taşınıyor. Sohbetin demi koyulaşıyor, Çınaraltı başlıyor. Efendim programımız başladı. Ben kıymetli konuğumuza hoş geldiniz demek istiyorum Çınaraltı programına. Bozkurt Belediye Başkanı Sayın Engin Canbaz Bey, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Şöyle seyircilerimizi programın açılışında da Kastamonu'ya, oradan Karadeniz'e doğru götürdüm. Karadeniz deyince de aklımıza gelecek ilk veya gelen ilk şey oradaki güzel bir tabiat manzarası, doğanın hakikaten bütün renkleriyle yaşanması. Deniz bir yandan, yeşillikler. Hakikaten çok güzel yerler. Karadeniz kıyıları, bir de Kastamonu kıyıları da çok farklı bir özelliğe sahip. Zaten Bozkurt'un tanıtımında güzellik onun doğasında diye bir de sloganı var. Başkanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben seyircilerimize Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini şöyle bir kısaca tanıtmanızı önce rica edeceğim. Sonrasında ilçemize misafir olarak gidecekler, uğrayacaklar. İlçemizde neler bulacaklar, belediye neler yapıyor, bunları konuşuruz efendim. Hay hay efendim. Efendim ilçemiz Bozkurt, Kastamonu'nun Karadeniz kıyısında ama merkezi kıyıdan 2 kilometre içeride 32 köyü olan, Kastamonu'dan her gün İstanbul ve Ankara'ya ulaşım imkanı bulunan, Ankara'ya 4-4,5 saat, İstanbul'a da 7 veya 8 saat otobüsle, yolculukla ulaşılabilen şirin bir ilçe. İlçemizin %75'i ormanlarla kaplı. Kastamonu'da bu oran %65. Giderek de artıyor. İnsanlarımızın çevreye duyarlılığı, ormana karşı sevgisi, ormanların hem hacim olarak hem alan olarak çoğalmasını sağlıyor. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Evet. Evet başkanım, Bozkurt ilçesini ben seyircilerimize de şöyle çok güzel bir de kitapçık hazırlanmış. Onun üzerinden seyircilerimize gösterdim. İlçemizde öncelikle ön plana çıkan faktörler, görünümler neler? Önce bir ilçemizin tabii yapısını, oraya insanları cezbeden yapısını insanlarımıza anlatarak başlayalım. Daha sonrasında da ilçemizin nüfus özelliklerini, tarihini, altyapılarını birlikte, ekonomik yapısını birlikte konuşuruz efendim. Evet, ilçemiz 600 yıldan daha eski bir zamandan beri yerleşim merkezi. Evet. Merkezdeki caminin İlk Cuma beraatının Bursa'nın başkentliğinde alındığı söylene geliyor. Onunla ilgili bazı bulgular da var. Evet. Böyle eski bir merkez. Evet. Eski adı Pazar Yeri. 1953 yılında ilçe olurken Bozkurt ismi uygun görülmüş. Diğer köyler de birleşirken yeni bir isimde buluşmayı önermişler. O gün bir asker, uzman çavuş Bozkurt ismini ortaya atınca o zamanki muhtarlar, o zamanki ileri gelenler de kabul etmişler. Şimdi 53'ten beri Bozkurt bu adla ilçe. Evet. İlçemiz Karadeniz'e yakın. Karadeniz'de sahilimiz de var. İnişi diye bir köyümüz var. Doğal plajımız var orada. Deniz turizmine açık. Yine Bel Değirmeni diye sahilde bir köyümüz var. Şu anda 522 veya 523. yaşına giren, adını da yaşına münasip Bayazıt Han'a denk geldiği için Bayazıt Çınarı koyduğumuz çok tarihi bir çınarımız var. Türkiye'de sağlık ve
büyüklük açısından dördüncü sırada olduğu ifade ediliyor. Koruma altında bir çınarımız. Evet. Doğal güzelliklerin içinde insanların her mevsim rahat ulaşabilecekleri, huzur içinde yaşayabilecekleri bir Anadolu köşesi. Evet. Biz insanlarımızın yıllardır ilçeye, sadece ilçe değil, Kastamonu'ya gelişlerini zaten teşvik ediyoruz. Bir hadis öğrenmiştim yıllar önce. Medine'de yaşayan rahmetli Ali Ulvi Kurucu beyefendinin damadından. Demişti ki, öyle günahlar vardı ki namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle affolunmaz. Kişi illaki sıla-i rahmede. Bunu bir slogan haline getirdik. Bu sloganımız da tuttu. İnsanlarımız ya bayramlar vesilesiyle, ya yaz aylarında köylerinde mevlidler, Kur'anlar tertipleyerek. Onu soracağım başkanım. Öyle bir araya gireyim, hemen şunu sorayım. Yine bayramların üçüncü günü öyle pilavlar tertip ediliyor, evet, mu? Evet. İlçemizde. Şimdi o da bir geleneğimiz. Evet. Şimdi yayla şenlikleriyle sözümü öyle oraya getireyim. Buyurun lütfen. Kimisi yayla şenlikleri, gruplar olmuşlar. Üç köy bir arada, beş köy bir arada, dört köy bir arada. İşte Göynük Dağımız var 1800 küsür metrede. Diğer dağlarımız, diğer yaylalarımız var. Yazın cıvıl cıvıl oralar. Şenlikler, müzikler. İnsanlarımızın bu hadisin de katkısıyla belki son 15-20 yıldır büyük teveccühü var memleketlerine, evet, doğru. Bu hem Bozkurt için hem Kastamonu için. Bunu burada kurulan derneklerimiz de teşvik ediyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Kimi de işte mevlitler yapıyor, Kur'anlar yapıyor. Kimisi Ramazan'da iftarlar yapıyor. Özellikle buradan kalkıp geliyorlar. Köylüyle beraber iftara, evet, geliyorlar. Onu gelenek haline getirmişler. Biz bunlardan çok mutluyuz. İş turizm, evet, bu şekilde canlanmış oluyor. Çok sosyal bir çalışma gerçekleşmiş, evet, oluyor. Başkanım, geliyorlar dediğinizde o zaman biraz nüfusu sorsam size. Yani nereden genelde geliyorlar? Çünkü Kastamonulu nüfusun İstanbul'da çok olduğunu ben biliyorum. Evet. Bozkurtlular kaç kişi? Yerinde, merkezinde Bozkurtlu kaç kişi var? Şimdi nüfusta kayıtlı 46 bin kişi görünüyor Mernis projesine göre. Bu 46 binin 11 bini Bozkurt merkez ve köylerinde yaşıyor. Benim çocukluğumda 20 binin üzerindeydi bu sayı. Oo. Şu anda göç olgusu maalesef %85'leri geçmiş durumda. Büyük ağırlıkta İstanbul'da, İstanbul'un, evet, değişik yörelerinde. Beykoz'da 5 tane köy var kökeni Bozkurtlu. Bir iki de mahalle var, işte muhtarları da oralardan. Evet. İşte diğer Fatih'te var, Esenler'de var, işte Bayrampaşa'da var, Tuzla'da var. İstanbul'un her köşesine dağılmış durumda. Bu hemşerilerimiz hem geliyorlar hem oradaki gelenekleri de buralarda yansıtıyorlar. Demin sözünü etmiştiniz. Bizim 100 yıldan eski bir geleneğimiz var. Dini bayramların üçüncü günü, evet, biz insanlarımıza özel hazırlanmış mekanımız var orada. 14 kazan bir anda pişecek şekilde tertip alınmış. Binlerce kişiye, bazen bu 5000, bazen 6000, yaz aylarında 7-8 bin kişiye kadar ulaşıyor. Evet. Etli pilav ikram ediyoruz. Belediyenin önderliğinde, ama oradaki esnafın köylüye, kentliye, diğer yerlerden gelen misafirlere bir ikram olarak bu yüzyıldan beri devam ediyor. Ben dedemden hala dinledim. Hala devam ediyor. Devam ediyor. Beri devam çok ediyor. Güzel bir şekilde devam ediyor. Yıllarca birbirini görmeyenler, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl görmeyenler orada kucaklaşıyor. İşte bu geleneği insanlarımız şimdi İstanbul'da da taşıdılar 10-15 yıldır. İşte Beykoz'da yapılıyor, bayramın ikinci gün Ok Meydanı'nda yapılıyor, Eyüp'te yapılıyor, Esenler'de yapılıyor. Ama üçüncü yapılıyor. Günü Bozkurt'ta yapılana benzemiyor. Evet, yani o tabii, o işin çıkış yeri orası tabii. Evet, evet başkanım, tabii siz birkaç dönemdir, evet, Bozkurt'ta belediye başkanısınız ilçemizde. Evet. O nedenle 2001 yılına doğru gittiğimizde bir Avrupa Komisyonu, bu Tarım Çevre Komisyonu Avrupa Birliği'nin, evet, bir diploma ödülü var. Bunu size soracağız. Başka kimseye soramayız. Evet. Çünkü yıllardan beri, birkaç dönemden beri başkan olarak yapılan faaliyetlerin içindesiniz. Evet. Avrupa Birliği hangi kriterleri değerlendirerek çevre hususunda, hassasiyet hususunda böyle bir diploma ödülü verdi? Şimdi efendim, 2001 yılında Avrupa Konseyi Tarım ve Çevre Komisyonu'nca, evet, diploma ödülüyle ödüllendirildik. O yıl Türkiye'de 4 belediye ödüllendirilmişti. Bir tanesi de bizdik. 2004 yılında da yine bu çalışmalarımızın daha ileri aşamaları için değerlendirildi.
Şeref Bayrağı Ödülü ile ödüllendirildik. Bir Avrupa Konseyi'nin bir üyesi, bir hanımefendi, Avusturyalı parlamenter, İçişleri Bakanımızla beraber geldiler bize. Avrupa Birliği bayrağını, o üzerinde 12 yıldız olan evet. bayrağı bize armağan ettiler. O bayrağı belediyemiz önünde ve ilçe girişinde değişik mekanlarda sergilemekteyiz. Evet. Bunun veriş nedeni biz yıllardır çevreyle ilgili etkinliklerimiz var. Özen gösteriyoruz çevreye. İşte evet. orman konuları dahil. Bunun dışında bizim ilçemizde çöpler yıllardır ayrıştırılarak toplanıyor Avrupa'daki gibi. Bunda yani %100 başarılı olduk diyemeyiz ama Türkiye'nin zaten bütün belediyelerin yapması gereken bu. Çöp toplama alanlarımız doluyor. Biliyorsunuz büyük bir sıkıntı belediyeler için önemli problemlerden biri. Çöp evet. toplama, depolama alanları. Onu azaltmaya, o konuda başarılı olmaya yönelik en önde gelen çalışma çöpleri ayrıştırmamızdan geçiyor. Biz bunu yıllardır yapmaya çalışıyoruz. Hatta pilleri bile ayrı toplamaya çalışıyoruz. Bu yalnız ilçe halkının da katılımıyla olabilecek. Yani evet. yöre halkının katılımı olacak bir şey. Çünkü ne kadar ayrıştıralım deseniz de çoğu yerde bu uygulamalar evet. Halkın pek katılımı olmadığı için geri adım atılmak zorunda kalındı. Biz geri adım atmadık. Her yıl eğitimlerle, ısrarla, kampanyalarla bunu giderek artan bir tempoda ayrıştırıyoruz. Evet. Başkanım konuya başladık. Ben Karadeniz'in başka bir farklı bir yerine doğru, kuzeyine doğru şimdi seyircilerimizi götüreceğim. Kırım'la alakalı resimlerden oluşan bir sergi varmış. Arkadaşlarımız tam burada. Onları da seyircilerimize biz gösterelim dediler. Hemen ardından Bozkurt'u ve Bozkurt'un hakikaten Avrupa Konseyi'nin, Avrupalıların bile ilgisini çeken çevre hususundaki bu güzel çalışmalarını Sayın Başkanımızdan dinlemeye devam evet. edeceğiz. Üzerinden 150 yıl geçen Kırım Savaşı, 19. yüzyıl Osmanlı tarihinin en önemli olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Yol açtığı siyasi ve ekonomik sonuçlar bir tarafa, Kırım Savaşı fotoğrafın kullanıldığı ilk savaş olması açısından tarihi bir öneme sahip. Savaş ve iletişim tarihinde naklen yayınlanan ilk savaş olarak çığır açan Körfez Savaşı gibi, Kırım Savaşı da fotoğrafın kullanıldığı ilk savaş olarak tarihe geçmiş bulunuyor. Cepheden gelen ölüm haberleriyle galeyana gelen İngiliz halkını yatıştırmak için, hükümet tarafından cepheye gönderilen Roger Fenton ve James Robertson, askerlerin düzgün fotoğraflarını çekmekle görevlendirilmişti. Körfez Savaşı'nın literatüre kazandırdığı embedded muhabir teriminin o dönemdeki temsilcisi olan bu fotoğrafçılar ve ressamların eserleri Sadberkan'ın müzesindeki bir sergiyle gündemimize girdi. Psikolojik savaşın ve medyanın öneminin ilk kez fark edildiği Kırım Savaşı'na dair değişik ressamların izlenimleri ve İstanbul panoramalarının yer aldığı sergide birbirinden ilgi çekici eserler sergileniyor. Prens Napolyon ve Sultan Abdülmecid'in Selimiye Kışlası civarında konaklayan Fransız birliklerini teftişi, Kırım Orduları Kumandanı Ömer Paşa'nın portresi, Kırım'a giden İngiliz donanmasının Büyükdere önlerindeki görüntüsü ve daha pek çok belge niteliğindeki eser, taş baskı resim ve fotoğraf, savaş gerçeğinin acı hatıraları olarak önümüze seriliyor. Bu savaşla ilgili bir başka ilgi çekici anekdotsa, hemşireliğin kurucusu olarak kabul edilen Florence Nightingale'in Kırım Savaşı sırasında İstanbul'a gelip hastane olarak kullanılan Selimiye Kışlası'ndaki İngiliz askerler için hizmet vermesi. Nightingale'i kışladaki askerlerle ilgilenirken gösteren tablo ve cepheden yazdığı mektuplar da sergide yer alıyor. Ayrıca döneme ait nadir kitaplar, savaşı anlatan el yazmaları, tabaklar, kumandanların tasvir edildiği biblolar, madalyalar, üzerinde ittifak devletlerinin bayraklarının yer aldığı propaganda amaçlı notalar, haritalar da özel bölümlerde sergileniyor.
25 Şubat'a kadar Sadber Kana Müzesi'nde görülebilecek olan sergide savaşın soğuk yüzünü pek hissetmiyorsunuz. Zira bu savaş, medyanın propaganda aracı olarak kullanıldığı ilk savaş olarak tarihe geçiyor. Efendim programımız devam ediyor. Kastamonu ilinin Bozkurt ilçesi belediye başkanı Sayın Engin Canbaz Bey program konuğumuz. Engin Bey işte Kırım resimlerini gezdik, o civarı gezdik. Oradan çeşitli materyaller de döneme ait orada sergileniyor. Buradan bir şey tabii aklıma geldi. Sizin de bir müze çalışmanız var değil mi başkanım? Evet, biz daha çok çevresel önemi olan şeyleri bir müzede toplamak istiyoruz. Kastamonu yöresinin özellikle sahil kesiminin bitki türü örneklerinin canlı ama ağırlıkla fotoğraflarıyla ya da kurutulmuş örnekleriyle yer alacağı, hayvan türlerinin fotoğraflarıyla bazılarının canlı olarak yer alacağı, etnografik ürünlerinin yer alacağı, efendim jeolojik ve maden ürünlerinin, toprak ürünlerinin yer alacağı, Bozkurt'la ilgili özellikle merkezi kapsayacak şekilde geçmişe ait fotoğrafların yer alacağı, atalarımıza ait veya görüntüler, diğer manzaralar, özellikle sülale, soy fotoğrafları yer alacak. Bir de 81 ildeki o illeri simgeleyen objelerin yer alacağı 6 galerisi olan bir müzeyi yapma çalışmaları içindeyiz. Çok güzel. Bu konuda tabii maddi bazı sıkıntılar var. Maddi desteğe de ihtiyacımız var. Birkaç vakıfla yazışmamız da oldu. Haber bekliyoruz umutla. İnşallah buna maddi kaynak sağlayabilirsek bir iki sene içinde bunu tamamlamak istiyoruz. Son zamanlarda belediyelerin, özellikle Anadolu'daki küçük belediyelerin maddi sıkıntılar içinde olduğunu da söylemeden geçmemek lazım. Başkanım, oraya geleceğim. Belediye ile alakalı sıkıntılar ve çalışmalara geleceğim. Biraz sonra bir ara vereceğiz ama o araya kadar kısaca sizden müzeden sonra yapılan daha başka anıt ve meydan düzenlemesi çalışmalarınız da var. Evet. Arkadaşlar, ben başkanımdan bunu detaylı olarak peki almak istiyorum. Kısa bir aradan sonra başkanım onu konuşalım. Çünkü hakikaten Çanakkale şehitleri ile alakalı ve bir de gerçekten çok geniş kapsamlı bir meydan düzenlemesi yaptınız. Evet. Bu konuyla alakalı da sizle konuşalım, onları sizden alalım. Evet. Kısa bir aramız var efendim. Aradan hemen sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Aynen. Söyle bana, senin kadar güzel ve hesaplı aksesuarları nerede bulurum acaba? Şimdi dekolara alıcı gözle bakın. Aynadan aydınlatmaya, abajurdan aksesuara, battaniyeden halıya, birbirinden estetik ve güzel dekolardaki %20 indirim evinize çok yakışacak. Üstelik tüm dekolar Word'e özel 18 Word taksitle. Dekorasyon dekoyla başlar. Hamilelik döneminde ne kadar hassassanız, Molfix de yeni doğan bebeğinize karşı o kadar hassastır. Bu yüzden Molfix, yeni doğan bebekler için Molfix Sensitive Baby geliştirdi. Üstün delikli yüzeyi sıvı kakayı hızla emer, cildini sağlıklı tutar. Özel göbek oyuntusuyla göbek bağının tahriş olmasını önler. Konforlu Molfix'ler neşeli bebekler. Dünyaca ünlü Mısırlı hafız Abdülbasit Abdussamed'in sesinden muhteşem bir Kur'an ziyafeti. Birbirinden değerli 11 VCD'den oluşan bir VCD seti. Thank you.
Tamamı görüntülü bu VCD setiyle birlikte Türkiye'nin en fazla okunan Kur'an mealini hediye ediyoruz. CD sadece 34.90 TL. Teslimatta ödeme ve kredi kartınıza taksit imkanı. Hemen arayın 0212 616 98 98. Geçtiğimiz zaman tam anlamak için, tamamlamak için ne okuyorsanız okuyun, bir de zamanı okuyun. Eskisi bana çok çektirdi, bu yüzden yaptım, hiç pişman değilim. Artık size çok çektirmeyen, hemen bitmeyen bir tuvalet kağıdı var. Papya, tam 3 katlı. Azı yeter. Papya. Çünkü daha iyisine layıksın. Efendim programımız devam ediyor. Bozkurt ilçesini konuşuyoruz, Kastamonu'nun. Belediye Başkanımız Engin Bey ile birlikteyiz. Sayın Engin Canbaz Bey ile ben biraz önce bu anıt ve meydan düzenlemesinden bahseder misiniz demiştim. Hemen onlarla alakalı sizden bilgiler alalım. Efendim ben Çanakkale'yi gördükten sonra yıllar önce içime oradaki şehitlerimizi, gazilerimizi anacak, ebediyen yaşatacak bir anıt yapmak doğdu. Evet. 1989 yılında, evet, pardon 99 yılında, 99 yılında gerçekleştirdik. Şu anda 210'a yakın şehit ve gazinin isimlerinin bulunduğu, o broşürümüzde vardır anıtın resmi ama görüntülerimizde bir sorun oldu bugün, görüntüleri veremiyoruz. Evet. Maalesef Bozkurt'la ilgili görüntülerimizde bir sorun yaşadık. Onu yaptıktan sonra geçen yılda bir meydan düzenledik. Belediyeye ait bazı yerleri yıktık. Eski bir binamız da vardı orada. Yani tarihi bina değil, belediyeye ait. 2,5 dönümlük bir alanı açtık. Farklı bir meydan düzenledik. Türk tarihinin dönüm noktalarını anıtlaştırdık o meydanda. Bir köşede Kültig'in anıtı var. Orhun yazıtlarından Kültig'in taşını birebir diktik. Üzerindeki yazıları dahil. O günkü Orhun alfabesiyle yazılmış. O bize öğütler olan kısım o anıtta yer aldı. Fatih'in İstanbul'a girişi, İstanbul'un fethi Türk tarihinin dönüm noktalarından. Evet. Onu anıtlaştırdık bir yerde, arkalı önlü. Bir başka yerde Kurtuluş Savaşı'nı anıtlaştırdık. Yine meydanın ortasında tarihte kurulmuş 16 Türk devletinin bayrakları yer alıyor. Evet. Bir başka köşede şu anda bağımsızlığını kazanmış Türk devletlerinin bayrakları gönderilerde yer alıyor. Bir başka köşede de Avrupa Birliği'ne girişimizi simgeleyen çok ilginç bir anıtımız var. Resim olsa görülecekti. Yani manası çok farklı. Oradaki sizden alalım başka. İşte biliyorsunuz Avrupa Birliği bayrağında 12 tane yıldız var. Evet. Avrupa, Asya ve Avrupa'nın birleştiği Marmara Boğaz Köprüsü görünüyor. Boğaz Köprüsü'nün üzerinde, o iki yakanın üzerinde altta yuvarlak içinde 12 yıldız var ama üstte ben Ay yıldızı koydum.
Evet. Ayı ve yıldızı, en üstte de bizim ay ve yıldızımız var yani. Biz kendi ayımız ve yıldızımızla Avrupa'nın, evet, Avrupa'yı birleştirdik. Bir tek yıldızımızın bir de ayı var, ay yıldızımız. Evet, en üstten yani onu koyduk. En üstte de o var, evet. İlave bir yıldız ve ay olarak. Çok yani güzel. Biz iki yakayı Avrupa ve Asya'yı öylece birleştirdik. Evet. O anıtta hem Avrupa Birliği'ne girişi simgeliyor, hem de bizim gönlümüzü, tarihimizi simgeliyor. Böyle bir meydan düzenledik. İnsanlarımıza, tarihimize anıt olsun. İsmini de bir yarışmayla koyduk. Türk Tarih Meydanı oldu. Türk Tarih Meydanı. Evet. Bu aynı zamanda tabii özellikle genç neslimiz, öğrencilerimiz, evet, için çok onu... ciddi bir öğrenim meydanı olacak. Aynen öyle oluyor zaten. Değil mi? Eğitim meydanı. Aynen de öyle oluyor. Geliyorlar, izliyorlar, geziyorlar. Tek tek bilgiler de var zaten altlarında. Evet. Onları da inceliyorlar. Başkanım, tebrik ederim. Yalnız sadece bununla bitmiyor. Ben sosyal alanda birkaç örnek çalışma var. Bir de sizin ilk olarak uyguladığınız çok güzel sosyal etkinlikler, sosyal çalışmalar var. Onları da hemen mesela alayım. Mesela biz uzun yıllardır kimsesizler evi işletiyoruz. Evet. Sokakta, dışarıda kalmış. Halkımız, insanımız onları yediriyor, içiriyor ama kimse evine alıp barındırmıyor. Evet. Televizyonlarda izliyoruz sokakta öldü dondu gibi. Bu tür böyle bir şeyler yaşanmasın diye hasta, kimsesiz, sakat olanları biz kaymakamlıkla beraber yaptığımız bir kimsesizler evinde, evet, barındırıyoruz. Şu anda 5 kişi orada kalıyor. 8 yatağımız var ama 5 kişi kalıyor. Erkeklere yönelik en kısa zamanda onun üstüne bir kat daha yapıp yani hanımlara yönelik. Kimsesiz değilsiniz diyorsunuz. Evet, kimsesiz değilsiniz diyoruz. Ne güzel. Yine 5 yıldır, bu sene 6.sını yapacağız Ramazan'da Allah nasip ederse. Yetimler Haftası düzenliyoruz Ramazan'ın 3. haftasında. Evet. İnsanlarımız katılıyor. Ona daha çok katılım bekliyorum. Tepeden tırnağa giydiriyoruz o yetimleri. Bu sene 70 üzerinde yetimi giydirdik, kuşandırdık. Bayram harçlıklarını da ceplerine veriyoruz. Bunların yanında bir sürü sosyal çalışmalar var. Yaşlılar günümüz var, anneler günümüz var. Bunları işte de canlılık halinde kutluyoruz. Efendim, yaşlılarımızın gönlünü alıyoruz. Evet. Artı hanımlarımıza yönelik değişik köşelerimiz var. Hanımlar köşelerimiz. Orada toplanıyorlar. Çiçekler, güller içinde, kamelyalar var. Özellikle yaz günlerinde işte iş işlerler, tarhana yaparlar, işte belki hanımlar bir araya gelince belki işte söyleşi de yaparlar, öyle diyelim onun adına. Başkanım, ne kadar güzel. Böyle grup grup hanımlara sürekli yapıyoruz bunları. Başkanım, bir de tabii biz yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyoruz Yunus gibi. Evet. Bize bu geldi miras olarak. Tabii ilçemizde bulunan insanlara yapılan bu sosyal yardımlar, dayanışmalar yanında sizin bir de oradaki ağaçlarla, kestan ağaçlarıyla alakalı bir çalışmanız var. Evet, tam vardı. Yaramı deştiniz. Nedir başkanım? O... 20 yıldan uzun süredir uğraşıyoruz. Evet. Türkiye'de kestane pazarı kurulan tek ilçeyiz biz. Bozkurt ilçesi. Normal, evet, pazarımız perşembe gündür. Çarşamba günden o 2 ay içinde, Ekim, Kasım ayı içinde kestane pazarı kurulur. Son 3-5 yıldır giderek azalıyor. Önümüzdeki yıllarda kestane tarihe karışacak. Neden? 20 küsur yıldır Türkiye'de kestane ağaçlarına musallat olan bir hastalık var. Dal kanseri. Bu hastalığın ormanlarda yayılmaması için hastalıklı dalların, tepelerin kesilip atılması lazım. Evet. Maalesef bu konuda devletimizin çalışmaları yetersiz. Yüreğim acıyarak söylüyorum. Bir çağrı oluyor tekrar sanıyorum. Evet, bu çağrı oluyor. 60'lı yıllarda 350 bin ton üretim yapılırken Türkiye'de 3 yıl evvelki rakam 40 bin tonlara kadar inmişti. Önümüzdeki yıllarda çocuklarımız, yeni nesiller kestaneyi ansiklopedilerde yahut böyle televizyon kayıtlarında, resimlerde falan, evet, görebilecekler başkanım, maalesef. Meşhur, ben memleket Bursa olduğu için meşhur Bursa kestanelerini tarih olarak hatırlıyoruz şimdi. Evet. Orada da kestane pazarı diye.